Kara hayatına uyum sağlamış, yüksek bitkiler çok sayıda hücrelerden oluşmuştur. Bu bitkilerde kısa mesafeli madde iletimi için ince kenarda parenkima hücreleri kullanılır. Ancak bitkilerde uzun mesafeler için parenkima hücreleri yeterli değildir. Bu yüzden de iletim dokusuna ihtiyaç duyulur. Kara yosunları ve ciğer otları gibi bitkilerde iletim demetleri bulunmaz. Madde iletimi, ozmoz, difüzyon ve aktif taşıma gibi olaylarla gerçekleştirilir. Su ve mineral maddelerin taşınması için kısılan boruları kullanılıyor. Bu amaçla bitkilerde arkadaşlar meristem hücreleri biliyorsunuz bölünen bir hücre grubu ve iletim demetlerin de meristematik hücrelerin bölünmesi ve sonrasında oluşacak olan hücrelerin farklılaşması ile oluşacak. Meristem hücreleri mitoz bölünme geçirir ve bölünerek üst üste dizilmeye başlar. Üst üste dizilen bu hücrelerin çeperlerine lignin birikimi görülüyor. Diğer adı odunöz olan lignin hücrelerin dış ortamla madde alışverişlerini keser ve sonuçta hücrelerin ölmesine neden olur. Yani hücreler çekirdeklerini, sitoplazmalarını ve organellerini kaybeder ve hücreler arasındaki şurada görmüş olduğumuz çeperlerde tamamıyla erir ve sonuçta içi bomboş bir boru oluşur. Kısılan boruları iki tip hücreden meydana gelir. Bunlardan bir tanesi çapı büyük olan trake hücreleri, bir diğeri ise trakeit hücreleri. Trakeit hücrelerin çeperleri biraz daha küçüktür. Arkadaşlar trake ve trakeitler hücreleri aynı zamanda desteklik de sağlıyor. Çünkü çeperlerinde lignin birikimi var. Sklerenkima hücrelerinde de lignin birikimi vardı. Onlar birer destek dokuydu. Bunlar da yine destek görevini üstlenmektedir. Arkadaşlar biliyoruz kısılan boruları mikroskobiktir, oldukça küçüktür ve kırılma tehlikesi var. Bu yüzden bunlara desteklik sağlamak için etrafında kısılan parenkiması ve kısılan sklerenkiması yer alıyor. İşte bu bütüne, yani kısılan parenkiması, kısılan sklerenkiması ve odun borularının oluşturduğu bu yapıya kısılan demeti adı verilmektedir. Kısılan boruları ile kısılan demetini karıştırmamak gerekiyor. Kısılan boruları kısılan demetlerinin bir alt kümesi. Yani kısılan demetleri neyden meydana geliyor? Kısılan parenkimasından meydana geliyor. Aynı zamanda kısılan sklerenkimasından meydana geliyor. Aynı zamanda trake ve trakeitlerden meydana geliyor. Trake ve trakeitler kısılan borularını oluşturuyor. Burada dikkat edeceğimiz noktalardan biri şu, kısılan parenkiması, kısılan demeti içerisinde aynı zamanda bir iletim parenkiması görevi de üstlenmektedir. Kısılan borularının trake ve trakeit hücrelerinin karşılaştırılmasını yapalım. Trake boruları kısa ve geniş hücrelerden meydana geliyor. Trakeitler ise uzun ve ince hücrelerden oluşuyor. Trakelerin çeperleri ince, trakeitlerin ise çeperleri kalındır. Trake borularının ucu az sivri, oysa trakeitlerin ucu sivridir. Trake borularının iç çapları geniş, boyları biliyorsunuz kısaydı, bu yüzden çapları geniş. Trakeitlerin boyları uzun olduğu için çapı da daha dar. Geçitlerine geldiğimiz zaman trake borularının geçitleri küçük, trakeitlerin geçitleri ise biraz daha büyüktür. Trake boruları açık tohumlu bitkilerde bulunmuyor. Fluyen boruları diğer adıyla soyluk boruları bitkilerde organik besin maddelerinin taşınmasını sağlar. Meristematik hücreler yine bölünmeye başlar. Hücreler üst üste dizilmeye başlar. Arkadaşlar burada organik besin maddelerini taşıyacağı için bu hücrelerin canlı olması gerekiyor. Bu yüzden de ara çeperlerin tamamen değil, yer yer edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla hücrenin de canlı olması gerekiyor. Bu yüzden çeperlerinde, odun borularında olduğu gibi lignin birikimi görülmüyor. Yani yalnızca ne var? Selüloz var. Peki burada
Madde iletiminin biraz kolaylaştırılabilmesi için şuradaki çekirdeklerin ve bazı organellerin çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden de bu hücreler belirli özellikleri gerçekleştiremeyecek metabolik faaliyetler için konuşuyorum. O yüzden de bu hücrelere yardımcı olabilmeleri için arkadaş hücreleri adı verilen bir hücre grubunu onların yanına yerleştireceğiz. Evet, kalbur hücrelerinin yanında şurada arkadaş hücreleri var. Arkadaş hücreleri. Burada arkadaşlar yine hücreler farklılaşırken ve meristem hücreleri bölünürken eşit olmayan bir hücre bölünmesi yapıyor ki hücrelerin şurada gördüğümüz olduğunuz gibi büyüklükleri de çaplarında farklılıklar var. Peki hücreler arasında yani madde iletiminin gerçekleşebilmesi için şurada ara çeperimiz vardı. Bu ara çeperin belirli bir kısmından kurtulmam gerekiyor. Yani kısılan borularından farklı olarak ara çeperler tamamen değil yer yer erimek gösterecek. Evet, peki arkadaş hücrelerinin görevi ne? Arkadaşlar tabii öncelikle canlı olduğunu belirtmemiz lazım. Bir de şurada flem borularıyla bağlantı kurabilmek için geçitlere sahiptir. Yani plazmo dezmalara sahiptir. Flem borularının gerek duymuş olduğu protein gibi, enzim gibi ve benzeri gibi maddelerin flem borularına aktarılmasını sağlar. Çünkü arkadaş hücrelerde dedik canlı ribozomları ve çekirdekleri mevcut. Örneğin flem boruları için ATP ihtiyacını karşılar. Flem borularının madde iletiminde ona yardımcı olur. Bazı maddeleri geçici olarak da olsa depolar. Yalnız burada dikkat edeceğimiz husus ne? Uzun mesafeli madde iletiminde flem boruları görev alıyor. Gidip de arkadaş hücreleri flem boruları gibi bir organdan başka bir organa madde iletir demeyin. Onlar sadece flem borularına yardımcı olmak için yanlarında bulunuyor. Arkadaşlar şurası flem borusu. Diğer adıyla kalbur hücreleri. Şurada arkadaş hücreleri var. Bu boruların etrafında ise flem parenkiması artı flem sklerenkiması bulunuyor. İşte arkadaşlar bu bütüne ise flem demeti diyoruz. Yani soymuk demeti. Soymuk demetinde ne var? Tekrarlayalım. Arkadaş hücreleri var, kalbur hücreleri var, flem parenkiması var, flem sklerenkiması var. Burada flem parenkiması hem iletim görevi yapıyor hem de depo parenkiması görevi yapıyor. Flem ve kısilem karşılaştıralım arkadaşlar. Kısilem boruları topraktaki su ve mineral maddeleri alıyor ve bitkinin üst kısımlarına doğru iletiyor. Yani tek yönlü bir iletim var. Kök sisteminden sürgün sistemine doğru bir iletim var. Peki flem boruları ne yapıyor? Flem ise fotosentez sonucu üretilen organik besinler var sürgün sisteminde. Bir de köklerde üretilen azotlu organik maddeler var. Fotosentez ürünlerini sürgün sisteminden kök sistemine doğru taşıyor. Köklerde üretilen azotlu organik maddeleri ise kök sisteminden sürgün sistemine doğru taşıyor. Yani flem boruları çift yönlü iletim yapıyor. Kısilem boruları tek yönlü iletim yapıyor. Evet, kısilem ve flemi şimdi karşılaştıralım. Canlı ölü olup olmadıklarına bakalım. Flem boruları ölü. Düzeltiyorum. Kısilem boruları ölü. Flem boruları ise canlı. Çeper kalınlıkları kısilem borularında lignin birikimi var. Flem borularında lignin birikimi yok. Bu yüzden kısilemin çeper kalınlığı flemden daha fazla. Çeper yapısında kısilemde selüloz dışında lignin yani odun özü var. Flemde ise yalnızca selüloz var. Ara çeperlere geldiğimiz zaman ara çeperler tamamen kısilemde erimiş durumda. Flemde ise yer yer erimiş. Kısilem arkadaşlar su ve mineral maddeleri taşıyor. Yani inorganik maddeleri taşıyor. Ama bunun dışında bitkisel hormonlarda da göreceğiz. Hormon da taşıyabiliyor. Flem buraları organik besin maddeleri taşıyor. Ama bunun dışında yine hormonlarda da göreceğiz. Hormon da taşıyor.
Madde taşıma yöntemi kısılan boruları dolu olduğu için difüzyonla, yani pasif taşımayla suyun taşınması için ise ozmozla, ama flüen borularında difüzyon, yani pasif taşıma dışında aktif taşıma da görülüyor. Aktif taşıma. Madde iletim yönü, kısılan boruları tek yönlü iletim yapıyor. Flüen boruları ise çift yönlü bir iletim yapıyor. Arkadaşlar, kısilemin öz suyunda su var, mineraller var, hormonlar var. Bu hormonlarda organik madde olduğu için kısılan borularında organik madde bulunur mu diye sorarlarsa bulunur. Flüen borularında yine canlı olduğu için su var. Yine mineral maddeler var. Çünkü bunlar canlı. Her canlı hücrenin suya ve minerale ihtiyacı var. Aynı zamanda organik maddeleri taşıdığı için organik besinler bulunuyor. Evet, EBA sorusu var burada. Ona bakalım. Yukarıda belirtilen özellikleri kısılan ve flüen dokusu için doğru gösteren seçenek hangisidir? Ölü hücrelerden oluşur. Ölü hücrelerden kısılan meydana geliyordu. Organik maddeleri taşıyan flüen taşıma sadece kökten yaprağa doğru, yani tek yönlü iletim, o da kısılan borularında görülüyor. Hücre çeperleri yer yer erimiştir. Yer yer eriyen yine, pardon, flüen boruları, inorganik maddeleri taşıyan ise kısılan boruları. O zaman cevabımız 1, 3 ve 5 kısılan için geçerli olacak. Flüen için ise 2 ve 4 olacak. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi iletim denetlerini oluşturan kısılan ve flüenin ortak özelliğidir? Ölü hücrelerden oluşma, ölü hücrelerden kısılan meydana gelir. Tek yönlü madde iletimini sağlama, yine kısılan kök sisteminden sürgün sistemine doğru. Hücreler arasındaki çeperlerin yer yer erimesi, o da flüen. Kısılan da tamamıyla eriyordu. Tohumlu bitkilerde bulunma, kısılan ve flüen tohumlu bitkilerde var. Bu ortak bir özelliktir. Mesaj RNA sentezi yapma. Oysa kısılan borularında, hatta flüen borularında çekirdek yok. Mesaj RNA sentezini ikisi de yapamaz. Ama burada yapma olayını ortak mı diye sorduğu için E şıkkı da yine yanlış olacak. Evet, flüenle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Hücreleri canlıdır, doğru. Çift yönlü iletim yapar. Evet, sürgün sisteminden kök sistemine, kök sisteminden sürgün sistemine madde iletimi yapar. Mitoz ile bölünerek arkadaş hücrelerini oluşturur. Flüen boruları bölünmez. Bölünmediği için de C şıkkımız yanlış. Organik besinlerin uzun mesafeler arasında taşınmasını sağlar. Kısa mesafeleri parenkim hücreleri yapıyordu. Uzun mesafeleri ise flüen boruları yapıyor, kısılan boruları yapıyor. Hem tohumlu hem de tohumsuz bitkilerde bulunma. Evet, flüen boruları damarda tohumsuz bitkiler var, eğreltilerde. Tohumlu bitkiler de zaten var. Bu da yine flüen için doğru bir ifadedir. Flüen demetinde, bakın flüen borusunda demiyor. Flüen demetinde yer alan kalburlu ve arkadaş hücreleri için hangileri ortaktır? Madde taşınmasında görev alma. Kalbur hücreleri madde taşınmasını yapıyor. Arkadaş hücreleri de ona yardım ediyor. Yani ikisi de görevli. Çekirdek ve ribozomlara sahip olmak. Kalbur hücrelerinde çekirdek ve ribozom yok. Dolayısıyla bu ortak bir özellik değil. Yanlış işaretledik. O arkadaş hücrelerine ait. Selüloz çepere sahip olma. Neticede ikisi de birer bitki hücresi ve selüloz çepere sahiptir. Bu yüzden cevabımız denizli. Kısılan bilgiler aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Su ve minerallerin taşınmasını sağlar. Peridermisten farklılaşır. Kısılan boruları peridermisten farklılaşmaz. Meristem hücreleri bölünüyor, oluşan hücrelerin farklılaşmasıyla meydana geliyor. Bitkiye desteklik sağlar. Doğru, çünkü onda da lignin çeper var. Ölü hücrelerden meydana geliyor. Trakee ve trakeit hücrelerden meydana geliyor. Dolayısıyla cevabımız bursa olacak.